7 gündür Kaan'ını görüşüyoruz. Açık söyleyeceğim, ben 1,5 yılı geçti herhalde buradayım. Bugüne kadar çok kötü yasalar gördüm. Pek çok tartışma yaptık ama bu kadar uzun tartışılan başka bir kanun olmadı. Galiba en kötüsü bu. Neden en kötüsü? Çünkü mesele insan hayatı. Yani can üzerine konuşuyoruz. Ve bu iktidar ilk geldiğinde cezaevlerinde 50 bin insan varken bugün 300 bini aşmış durumda. Şunu hiç söylemedik, biraz onun üzerine konuşalım istiyorum. Suç varsa bu suç sadece o insanlara yüklenemez. Suç, hani siyasi rakiplerinize yüklediğiniz, benim suç olarak görmediğim pek çok şey var ama halkımızın kader mahkumu diye tarif ettiği insanlarla başlayacağım. Şimdi 50 binden 300 bine çıkıyorsa şunu söylemek lazım. Açlık, yoksulluk, çaresizlik yaratan bir düzen insanları suça itiyor. Ya da siz insanlar suç işlemese de onları suçlu addediyorsunuz. Bu artış başka türlü açıklanamaz. Dolayısıyla öncelikle bu düzen değişmediği sürece cezaevine daha çok insan gireceğini ve maalesef cezaevine giren insanların da pek topluma kazandırılamadığı gerçeğini bir kabul etmemiz gerekiyor. Bu düzen değişmediği sürece girecek, çıkacak ve maalesef yine suç işlemeye devam edecek. Koşulları değiştirmemiz gerekiyor. Ben maddeler üzerine teker teker bir şey söylemeyeceğim. Adalet üzerine tartışalım. Hani sizin galiba aklınıza sadece partinizin adı geliyor adalet denilince. Adalet değerli arkadaşlar, sarayı ve yandaşları kalkındırma değildir. Adalet herkes içindir. Adalet halkın ekmeğidir. Adalet patronların gözlerinde değil, emekçi halkın içinde aranmalıdır. Adaletin kendisiyle çelişmemesi lazım. Neyse, uzatmayayım. Ben ne kadar adalet anlatsam siz sadece genel başkanınızı dinleyeceksiniz. Genel başkanınızın bir sözünü hatırlatayım size. Diyor ki Tayyip Erdoğan 2019 Mayıs'ında, adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur. Kanunlar yazılır geçer ama hukuk halk ve hak arasında bütünlüktür. Hakim ve savcı işini kötü yaptığı zaman toplumda vicdanda telafisi olmayan bir yara açılır. Bu yasa vicdanlarda telafisi olmayan bir yasa açıyor. Bakın, günlerdir suç ve suçlu tartışıyoruz. Geçen gün burada herkesin ortaklaştığı bir suç üzerine konuşmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, bir sosyal hizmetler il müdür yardımcısı çıktı. Kendisinden yardım isteyen bir vatandaşa geber dedi. Bu insanlık dışı davranışı muhalefet gündeme getirdi. Bakın, ben tutanaktan okuyacağım. İktidar partisinin sözcüsü de dedi ki, biz bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Hukuken ne yapılacaksa sonuna kadar yapacağız. Ve mümkünse memuriyetten atılmasıyla alakalı bütün gayreti sarf edeceğiz. Kabul etmemiz mümkün değil dedi. E güzel, çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar, adil olalım. Bu halk düşmanı bakışın arkasında ne var onu görelim. Bakın, ben onu da tutanaktan okumak istiyorum. Sayın Meral Danış Beştaş diyor ki, bütün kamuoyunun gözü önünde soruyorum. İdris Balüken cezaevinden ölsün mü? Figen Yüksekdağ ölsün mü? Selahattin Demirtaş ölsün mü? Tutanaklara şöyle geçmiş. AK Parti sıralarından ölsün sesi. Değerli arkadaşlar, milletvekilinin bir siyasi rakibi için ölsün dediği yerde o alttaki memur da çıkar geber der işte. Cumhurbaşkanının anır dal git dediği yerde o çıkar geber der. Bu bütünlüğü görmemiz gerekiyor ve biz bu kanuna, işte bu bütünlük üzerinde karşıyız. Bence bu 7 gündür burada saatlerce tartışıyoruz ya, bazen öyle olur. Tarihin bütün bir yüzyılı bir cümleye sıkışır. Bütün bu tartışmanın özeti şudur. Muhalefet soruyor, ölsün mü? İktidar cevap veriyor, ölsün. Burada karar vereceğimiz şey bu arkadaşlar. Şimdi bakın, devam edelim. Ben söyledim, dedim ki kanun yapmak sorumluluktur. Hele iktidar olmak daha büyük bir sorumluluktur. Ne oldu geçen cuma akşamı arkadaşlar? Bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben şeyinde değilim, işin magazininde, yani Soylu koltuğu korumuş mu, almış mı, gitmiş mi, istifası kabul edildi falan. Geçelim bunları. Konuşuruz sonra. Şimdi can derdindeyiz, can. O istifanın bir anlamı var. Diyor ki hata yaptım. Peki bu hatanın bedeli ne? Yüz binlerce insan belki o akşam enfekte oldu. Virüs kaptı. Bir aydır uğraştığımız her şey battı. Şimdi istifa etmiş, istifası reddedilmiş. Ne yapacağız, unutacağız mı bunu? Ne olacak arkadaşlar? O akşam virüs olan ve 15 gün sonra hastalık haberlerini, ölüm haberlerini alacağımız insanların hesabını kim verecek ya? Bir istifayla bunun üstünü kapatabilecek misiniz? Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bak söyleyeyim, ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız değerli arkadaşlar. Diyeceksiniz ki biz bir suç işledik. O akşam bir sürü insanın bu virüsü kapmasına neden
yapmayın sözlerinizi. Fazla insanın bu virüsü kapmasına engel olmamız lazım. Ne yapacağız? Hemen zorunlu, hayati ve gıdayla ilgili sektörler dışındaki bütün sektörlerde tüm çalışanlara diyeceksin ki kardeşim ücretli izin veriyorum sana. Evinde kal, çıkma. Evinde kal. Ben iktidar olarak senin elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini, yemeni, içmeni güvence altına alıyorum. Bu hatayı yaptığım için daha önce beşli çeteye, müteahhitlere verdiğim parayı şimdi sana veriyorum diyeceksin. İnsanları evinde oturtacaksın. Bunun yayılmasını engelleyeceksin. Bakın değerli arkadaşlar, hem infazda hem koronada. Ben gerçekten bilmiyorum. Bu infaz yasası koronayı bahane edip mi çıkartıyorsunuz? Yoksa korona için mi çıkartıyorsunuz anlamadım. Ama ikisinde de şunu görüyorum. İkisinde de canı savunuyoruz, canı. İkisinde de yaşam hakkı üzerine mücadele ediyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, şu anlayıştan vazgeçmenizi rica ediyorum. Değerli başkan, çok önemli bir ekle bitiriyorum. Tamam bey. Bakın diyorum ki bu istifanın kabul edilip edilmemesi meselesi değil. Milyonlarca insanın hayatı suçu işlenmiştir. Dolayısıyla bu suçun üzerine örtbas etmeyeceğiz. İnsanların hakkını, yaşam hakkını güvence altına alacağız. Son bir örnek vereceğim size. Cumartesi, pazar nasıl olsa az işli çalışıyor diye görüntüde bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiniz. Ben burada hep diyorum ki AKP bir patron partisidir diyorum, kızıyorsunuz bana. AKP Gaziantep İl Başkanı bir patron, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı varken özel izin çıkartıp işçileri fabrikasında çalıştırıyor. Ya arkadaşlar, şu anlayışı terk edeceksiniz. Ölen ölür, kalan işçi ucuz iş gücüdür. AKP'nin koronadaki mantığı budur. Bu mantığı terk edeceksiniz. Önce işçiyi, emekçiyi, yoksulu, ezileni kurtaracaksın. Toplum ancak böyle kurtulur.